Günlerden bir gün Tanrı, büyük suyun içine bir değnek atmış. Değnek büyümüş, kocaman bir ağaç olmuş. Bu ağacın altında oturan şeytan Tanrı'yı selamlamış. Birlikte 9 gün boyunca suyun üzerinde dolaştıktan sonra Tanrı dünyayı yaratabilmek için şeytandan denize dalıp dipten kum getirmesini istemiş. Fakat demiş ki, kumu alırken adımı söyleyeceksin. Şeytan her seferinde adını söylediğinde kum ısınmış ve onu yakmış. 9 gün boyunca bu şekilde kum çıkarmaya çalışan şeytan öyle yanmış ki kapkara olmuş. Sonunda adını söylemeden kumu çıkarmış ve Tanrı bu kumdan dünyayı yaratmış. Yaratılış zamanında Tanrı insanları kendi görüntüsünde yaratmaya karar verdi. Un ve su aldı, bunları hamur haline getirdi ve küçük insanlar yaptı. Onları pişirmek için tanrısal fırına koydu. Fakat başka bir işle uğraşırken onları fırında unuttu. Fırından çıkarmaya gittiğinde baktık yanmışlar. Böylece beyaz insanlar oldu. Tanrı yeniden un ve su aldı, bunları hamur haline getirdi ve tekrar fırına koydu. Ancak bu sefer de fırında ne kadar kalmaları gerektiği konusunda endişelendi. Onları tam olarak pişmeden fırından çıkardı. Böylece siyah insanlar oluştu. Üçüncü kez denemeden önce zamanı ve saati yarattı. Pişirme sürelerini tam olarak ayarladı. Fırından çıkarmaya gittiğinde tam olarak pişmiş olduklarını gördü. Hoş bir kahverengiydiler. İşte bunlar romanlardı. Roman adının nereden geldiği konusunda iki teori var. Bu teorilerden bir tanesi Çingene adının Egyptian köküyle bağlantılı ve İngilizce'deki gypsy kökünden türediği söyleniyor. Çünkü Çingeneler Avrupa'ya geçtiklerinde kendilerinin Mısır'dan geldiklerini iddia ettiler ve bu şekilde yaşadılar belli bir süre. Dolayısıyla Avrupalılar Çingenelerin Mısır'dan geldiklerine atfen onları Egyptian yani Mısırlı olarak tanımlamıştı. Bugün Avrupa'da kullanılan gypsy kelimesinin kökü buradan gelmektedir. Diğer Avrupa'da çingeneleri tanımlamak için kullanılan gitano, tigan, çigan ve çingene gibi kelimelerin kökeninin ise asingoni veya Farsçadaki asingar kökünden geldiği konusunda görüşler söz konusu. Ancak çingeneler her iki tanımlamayı da bugün kabul etmemektedir. Çünkü çingene adının taşımış olduğu olumsuzluklar nedeniyle çingeneler kendisini 1971 yılındaki Dünya Çingene Konferansı'nda alınan bir karar nedeniyle Roman olarak
tanımlanmasını istemektedirler. Çünkü Rom, Sanskritçe'de yani Hint, eski Hint dilinde adam insan manasına gelmektedir ve daha kabul edilebilir bir tanımlama olduğu için Çingeneler kendisini Roman olarak tanımlamasını istemektedirler. Gel Roman gelirim ben, Roman. Romanım çünkü. Adım üstünde artık anlam açık kızım. Hiç, çok şükür. Romanız. Tekrar gene doğsam dünyama gelsem, tekrar Roman olarak gelirim. O Türkmüş de neymiş? Mesela ben Romanım da neymiş? Gene Romanım, Roman. O da Türkse Türk. Bu budur. Salgısız yaşayamaz ölümler, illeden.
altın çağı olan birinci dünyada insanlar henüz keder, hastalık ve ölüm nedir bilmezken bir gün yaşlı bir adam bir karı kocanın kapısını çalar ve tanrı misafiri olduğunu söyler. Ertesi gün ayrılırken eve bir balık bırakır. Evin erkeğine 9 gün sonra geri döneceğini ve o dönem ne kadar balığı saklamasını söyler. Fakat adamın karısı şeytanı uyar ve balığı kızartır. Bunun üzerine kadını yıldırım çarpar ve kadın dünya üzerinde ölen ilk kişi olur. Sonra hiç durmadan yağmur yağmaya başlar. Yaşlı adam 9 gün sonra geri döndüğünde adama yeniden evlenmesini, bir gemi inşa etmesini, içini yeryüzündeki hayvanlarla doldurmasını, bitkilerin tohumlarını da alarak gemiye binmesini söyler. Sonra sular çekilir. Bardaktan boşalırcasına bir yağmur başlar ve bir yıl boyunca yağar. Fakat insanlar o günden beri ölümlüdür ve yaşayabilmek için ağır bir şekilde çalışmak zorundadırlar. Çingeneler Hindistan kökenlidir. Ancak biz çingenelerin Hindistan'dan ne zaman çıktıkları konusunda belirgin verilere sahip değiliz. Tarihçilerin yapmış olduğu ortak vurgu 5. ila 10. yüzyıllar arasındaki bir döneme karşılık geliyor. Ne zaman çıktıkları konusu bu anlamda belirgin değil. Neden çıktıkları konusu da yine tartışmaya açık. Fakat açlık, kuraklık ve Hindistan işlerine yapılan saldırıların bu göçe yol açmış olduğu konusunda teoriler söz konusu. Çingeneler Hindistan'dan çıktıktan sonra Afganistan üzerinden İran'a geliyorlar ve orada 3 ana çingene grubuna ayrılıyorlar. Bu kollardan bir tanesi bugün Roman olarak tanımladığımız ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçen gruplar. Diğer bir grup Ermenistan ve Rusya üzerinden Avrupa'ya dağılan grup. Biz de bunları bugün Lom olarak tanımlıyoruz. Diğer bir ana çingene grubu ise Dom veya Domari olarak tanımladığımız Irak, Suriye, Filistin, Mısır üzerinden Avrupa'ya geçen çingeneler. Bugün bu çingeneler Gitano olarak tanımlanmaktadır. Thank you.
önce seslenir. Benim gittiğim yere siz gelemezsiniz. Beni takip etmeye çalışmayın. Ve cennete geri döner. Ama insanlar onun bu söylediklerini önemsemezler. Ve büyük bir dağ inşa etmeye başlarlar. Hiç durmadan çalışırlar. Cennete yaklaştıklarında Tanrı fark eder ki insanlar onun sözünü dinlememişler. Çok sinirlenir ve sizin dilinizi karıştıracağım der. O günden sonra insanlar birbirinin dilini anlayamaz olur. Ve o inşaatı hiç bitiremezler. Çünkü çekiç isteyene çivi verilir. Testere isteyene çekiç. Bu böyle sürüp gider. Bütün şarkılarımı Roman Cosun. Roman Cosun'u daha hala unutmadım. Kendi özüm ve kaynağımı unutmadım. Şimdi unutan arkadaşlarımız var. Çoğu dillerini unuttu. Unuttu. Yani bundan diyeyim ya 10 sene 15 sene önce eskiden herkes Romanca konuşuyordu. Romanca konuşuyordu. Artık o insanlar da burada kalmadılar. Yani herkes bölüm bölüm herkes bir bölgeye yerleştiler. Ne man ne mene ne man ne dade kadirom ki ne man de. Ne man geda dey, ne man gama da dey, kadirom gine man gey. Ne mal geda dey, ne man geda dey, kadirom gine man gey. Ne man geda dey, ne man gama da dey, kadirom gine man gey. Ne mange da dey, ne mange, şu karçaya, ne mange. Ne mange da dey, ne mange, şu karçaya, ne mange. Dey mange da dey, dey, dey mange da dey, dey. Çingenelerin Anadolu'ya girişlerinin Bizans dönemine karşılık geldiğini biliyoruz ve Atsingonya olarak tanımlanmaktadırlar o dönemde. Daha sonraki süreçte Selçuklu Türkleriyle girmiş oldukları ilişkilerden Çingenelerin Anadolu'daki varlığını bilmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise demirci olan Çingenelerin, ordu hizmetinde çalışan Çingenelerin ödüllendirildiğini biliyoruz. Ancak Çingeneler açısından en önemli gelişme 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın kurdurmuş olduğu Livai Çingane isimli bir sancaktır. Çingene sancağıdır. Livai Çingane bugün işte kısmen İstanbul sınırlarında içerisine alan Trakya ve Balkanlara kadar uzanan bir bölgeyi kapsamaktadır. Anadolu topraklarında yaşayan Çingenelerin hepsini Roman olarak tanımlamamız doğru değil. Özellikle Ege bölgesi, Trakya ve Karadeniz bölgesinde yaşayan Çingene grupları bugün Roman gruplarını oluşturmaktadır. Lom gruplar yani Ermeni Çingenesi olarak da tanımladığımız gruplar bugün Anadolu'da Poşalar olarak anılmaktadır ve Sivas, Erzincan, Erzurum bölgesinde yaşamaktadırlar. Domari grupları veya Dom gruplarının da Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mutrip ve Karaçi adı altında yaşadıklarını bilmekteyiz.
dedelerimizin dedeleri bile burada doğmuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde dedelerimizle beraber fethetmiş. Bu surların etrafına dedelerimiz o zamanlar evler yapmış, yerleşmiş. O zamanlar paşa düğünleri falan oluyormuş. Hanlar, hamamlar kapatılıyormuş. Bu düğünleri dedelerimiz yapıyormuş. Bizim soyadımız Divandiler. Benim dedem zamanında divan dilemiş. Divana çıkmayı diliyorum, divana çıkmayı diliyorum. O Osmanlı zamanında. Onu dilediği için bizim soyadımız Divandiler kalmış. Balat'ta bir terziye gittim. Selam verdim içeriye girdim. Allandım, kullandım, şanlandım. Şimdi ben düğünlerin altyapısını hazırladığım için geline mesela bir Hint kıyafeti dikiyorum, bir sultan kıyafeti dikiyorum. Şu müzikle çıkacaksın diyorum, şu hareketleri yapacaksın diyorum. Mesela diyorum seni tahtın içinden çıkaracağım diyorum, sultan gibi diyorum. İstiridye kabuğunun içinden çıkacaksın, tüylerin içinden diyorum. Asansörle seni kınanın ortasına indireceğim diyorum. Düğünlere bu şaşayı yarattığım için yılan dansı falan oynayacaksın diyorum. Bana Kobra Murat'ı adını taktılar. Yani hayatta aklıma gelmeyen bir lakapla ben yaşamak zorunda kaldım. Ben bizim halkımızla çalışmaktan, onların bu onurunu, coşkusunu, mutluluğunu yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum. Yani roman olmaktan gurur duyuyorum. Mesela ben buraya gelen insanı böyle istediğim gibi bağırabiliyorum. İstediğim gibi aşkım diyorum, ablacım diyorum, anneciğim diyorum, Allah seni kahretmesin diyorum. Çünkü o da doğal, ben de doğalım. Biz de sahte davranarak yaşamayı istemiyoruz, sevmiyoruz, bilmiyoruz. Bizim buramızdaki neyse, buramızdaki de bu. Bütün romanlar öyledir zaten. Çok eskiden romanlar her ilkbaharda yılan gün denen kutsal bir kutsal varmış. Ve inanırlarmış ki Tanrı, tanrısal yılan Şerkano'yu evrenin yaratılışıyla aynı anda yaratmış insanı sunmak için. Ve bir de şöyle bir öykü anlatılmış. Annesi bebek Potro'yu emzirirken Potro annesinin göğsünü ısırarak parçalamış. Canı yanan anne Potro'yu lanetlemiş. 20 yaşına bastığında 100 yaşındaki yılan seni yutsun. Ve yılanın karnında 40 gün geçiresin. Potro 20 yaşına bastığında ormana yılanın yanına gitmiş. Yılan onu ayaklarından başlayarak yutmaya koymuş. Potro'nun sadece başı dışarıda kalmış. 40 gün sonra ava çıkmış olan büyük babası yoldan geçerken onları görmüş. Ve yılanın karnını yararak Potro'yu kurtarmış. Thank you.
Çingene'nin tarihsel süreç içerisinde yapmış olduğu iş ve mesleklere baktığımızda daha çok sezonluk, günübirlik işler ile uğraştığını biliyoruz. Ancak daha çok Çingene'lere yüklenen tanımlamalar demircilik ve müzisyenlik etrafında şekillenmektedir. Nitekim İran'a geldiklerinde ve Bizans'a geldiklerinde yapmış oldukları iş ve meslekleri daha çok bu iki temel meslek üzerinde olduğunu biliyoruz. Fakat bütün Çingenelerin bu iki meslek üzerinden kendi hayatlarını, kendi yaşamlarını idame ettirdiğini söylememiz söz konusu değil. Zira Osmanlı toplumundaki Çingenelerin ve Avrupa'daki Çingenelerin yapmış olduğu iş ve mesleklere baktığımızda pek çok meslek alanında görev ifa ettiklerini biliyoruz. Hasırcılık, sepet işleri, tımar işleri, ordu hizmetinde bulunma, kılıç ustalığı gibi işlerin Çingeneler tarafından yapıldığını bilmekteyiz.
Benim kızım da lisede 2'de, lise 2'ye geçecek. Çok seviyor okumayı. Baba ben de okuyacağım yani, çok okuyacağım. Öğretmen olacağım. İdeali oydu, öğretmen. Ama sonuçta okulda bunlar romandır arkasından. Tabii yüzüne karşı söylemiş ama çevre roman bunlar. Benim biraderim de iki kız kardeşi. Aynı okulda okuyor, aynı sınıfta okuyorlar. Bunlar romandır, çingenedir, arkadaş edinemiyorlar. Baba dedi ben okuldan çıkmak istiyorum. Dışlanıyor, okuldan dışlanıyor. Babam neden dedim yani, sen çok seviyorsun okumayı. Ve çok okuyor yani. Baba dedi böyle böyle. Dedim baba, yani bunu yapmak, okulu bırakmak onların faydası olur. Sen onlara karşı değil de sen kendin iş savaşına uğraştığın sürece bunlar ne olduğunu göster. Toplumun roman milletini ikinci sınıfı görmesinin bir takım sebepleri de yaşam biçimi. Yaşam biçimi. Yaşam biçimini zaten romanlar, imkansızlıklar o yaşam biçimini seçmiş, öyle yaşıyorlar. Bugün bir takım suçlar bizim roman milletine mal ediliyor. Aslında bu roman milletine mal edilen o suçların %100'ü diğer milletlerde de fazlasıyla mevcut. Ama bizim roman milletinin eğitimsizliği, ekonomik zayıflığı onları bu suçlara biraz daha fazla itiyor. Onun için onlar hep ön plana çıkıyor. Bugün atıyorum sosyetede zenginin yaptığı aynı suç çok normal karşılanırken roman milletinde bu çok abartılıyor. Onun yaşantısı olarak kabul ediliyor o suç. Halbuki onu o suça iten sebepler nelerdir? Nedenler nelerdir? Bunların araştırılması lazım. Ben bugün hayatın içinde, ticaretin içinde bir insan olduğum halde bana bile bazılarının diyorum yalnız. Bazılarının farklı baktığını hissediyorum. Farklı davrandığını hissediyorum. Ama umurumda değil. Dünyanın kontrolünü ellerine geçirmeden önce yaşandı. O zamanlar tüm canlılar özgür bir şekilde hareket edebiliyordu. Çiçekler bile arkadaşlarını ziyarete giderdi. Tavşanlar, sincaplar, tilpiler, kuşlar, böcekler her şey yürüyor, sürünüyor veya uçuyordu. Bazen balıklar da onlara katılıyordu çünkü sudan çıkabiliyorlardı. Hepsi konuşabiliyordu ve birbirlerini anlayabiliyordu. Bir gece bir meydanda büyük bir kutlama vardı. Herkes hikayeler anlatıyor, kuşlar şarkı söylüyor, ardından da dans ediyorlar. Sincap menekşeyle, tavşanlar karanfillerle dans ediyor. Her çiçeğin bir oyun arkadaşı vardı. Örümcek bile Yusufçuk'la sıçrayıp oynuyor. Her yerde neşe vardı. Çok çirkin olduğu için edilmemiş olan kara kurbağası yine de meydana gitti. Bir lale dans teklif etti ama reddedildi. Öptü mü baykuş? Çirkin! Sonunda kara kurbağasının tepesi attı. Sizi berbat şey diye bağırdı. Sizden intikamımı alacağım. Kendisini şişirdi. Öyle çok şişirdi ki derisinden fırlayan zehir etrafındakilerin üzerine sıçradı. Balıklar hemen suya kaçtı. Kuşlar dağlar arasına saklandı. Ve çiçekler toprağa gömülmek isterken sarkıp büküldüler. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu hayvanlar konuşamaz ve anlaşamaz oldu. Balıklar sudan çıkar çıkmaz ölüyorlardı. Romanlar bu hikayeyi yüzyıllardır anlatırlar. Gayo'nun yani beyaz adamın kendini herkesin üstün görüşünün dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini kimse unutmasın diye. Thank you.
var.